Belirtileri nedir hocam? Şimdi akciğer kanseri neden önemlidir? Önce o konuya bir değinmek gerekir. Akciğer kanseri ülkemizde en sık görülen erkek kanseridir. Yani erkeklerde yaklaşık her yıl 78 bin ila 85 bin arasında erkeğe yeni kanser tanısı konulmaktadır. Ve bunların yaklaşık %25'inde akciğer kanseri oluşturmaktadır. Akciğer kanseri neden önemlidir? Akciğer kanseri önlenebilir kanserler arasındadır. Özellikle nedeni olan sigaranın bırakılması akciğer kanseri gelişimini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bunun haricinde iş güvenliği yasalarına uygun çalışma şartlarının oluşturulması yine akciğer kanseri sıklığının azaltılmasında önemli bir yoldur. Özellikle kimyasal ajanlarla çalışanlar da, asbestle çalışanlar da ya da demir tozu gibi böyle küçük zerrecikli toz şeklinde olan işlerde çalışanlar da iş güvenliği kurallarına uygun çalışma şartlarının oluşturulması ve çalışanların bu kurallara uyması gene akciğer kanseri sıklığının azaltılmasında önemli rol oynayacak faktörlerden birileridir. Bunun haricinde akciğer kanseri dünyada da çeşitli bölgelere göre değişmekle beraber prostat kanseriyle beraber birinci sıklığı almaktadır. Bazı bölgelerde prostat kanseri birinci sıklıkta, akciğer kanseri ikinci sıklıkta, bazı bölgelerde ise akciğer kanseri birinci sıklıkta, prostat kanseri daha sonraki sıklıkta yer almaktadır. Ama ülkemiz için çok önemli bir kanser şeklidir erkekler için. 1960'lı yıllardan sonra kadınlarda da sigara içiminin artmasıyla beraber kadınlarda da görülme oranları hızla artmıştır. Sigarayla etkin mücadelede son yıllarda hafif de olsa bir düşme eğilimi görülmektedir. Akciğer kanserinin belirtileri neler olabilir? Akciğer kanserinin belirtileri kanserin akciğerdeki yerleşim yerine göre değişir. Erken evre kanserlerde hemen hemen hiçbir semptom görülmezken bazen düzelmeyen enfeksiyonlar oluşabilir. Bu düzelmeyen enfeksiyonlar nedeniyle hastalar hekime müracaat edebilir. Bunun haricinde nefes darlığı, öksürük önemli bir semptomdur. Özellikle irrite edici öksürük kuru sıktır. Kuru öksürük. İrite edici kuru öksürük sıktır. Bununla birlikte balgam çıkarma görülebilir. Balgam çıkarmada bazen balgamda kan görülme şikayeti olabilir. Hastaların en sık başvuru sebeplerinden birisi de budur. Büyük nefes darlığı olabilir. Damarla büyük hava yollarına olan basısı nedeniyle daha da büyüyüp yemek borusuna basması nedeniyle yutmada zorlanmalar olabilir. Ya da büyük damarlara basması nedeniyle vena cava superior sendromu dediğimiz kan akışının engellendiği durumlarda vücudun üst kısmının boyunun, yüzün şişmesiyle karakterize vena cava superior sendromu oluşabilme ihtimali vardır. Ama en sık görülen bulgular özellikle öksürük, onun haricinde nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, onun haricinde balgamdan kan gelmesi şikayetleri en sık başvuru sebepleri arasında sayılabilir. Hocam erkeklerde daha çok görüldüğü tanısında bulundunuz. Şu an bayanlar ve orta yaşlı genç gruplarında görülme olasılığı ne kadardır şu an Türkiye'de? Şimdi sigara içme alışkanlığı erkeklerde daha çok. Kadınlarda daha az. O nedenle kadınlarda daha sık. Ama akciğer kanserinin genetik özelliği varsa o zaman genç hastalarda da görülme ihtimali ortaya çıkıyor. Ama genellikle ileri yaş hastalığı olarak karşımıza çıkmakta.